Sevgili canlar, Ehli Beyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Yası Muharrem'in 10. gününde, diğer adıyla Aşure gününde siz kardeşlerimle siz sevgili canlarla bu sofra etrafında beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, onun ehliyetine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385. yıl dönümünde Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muharrem ayı Müslümanlar için biliyorsunuz rahmet ve bereket ayıdır. Muharrem aynı zamanda yüreklerimizi Kerbela çölüne çeviren büyük bir yangının acının ve matemin de ayıdır. Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i dünyadaki reyhan çiçeklerim diye severdi. Onları öpüp koklamaya doyamaz, adeta gözünden bile esirgerdi. Bir gün kendisine, Ehli Beyt'ten en çok kimi seversiniz diye sorulduğunda, Hasan ve Hüseyin diyecek kadar ikisine de düşkündü. Tabi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le birlikte, Bizim gönül dünyamızda Ehli Beyt'in de çok müstesna bir konumu vardır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beni Allah'ı sevdiğiniz için Ehli Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin buyurmuştur. Ehli Beyt sevgisi bize peygamberimizin bir emridir. Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz. Ehli beyt muhabbetini millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun, işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz. Bu masa etrafındaki birlikteliğimizi kalplerimizdeki Ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak değerlendiriyorum. Bu düşüncelerle Muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak mahı Muharrem oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun diyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.